Herkese merhabalar, ben Ebru Karaduman, kanalıma hoş geldiniz. Amutta nasıl daha uzun süre kalabilirim? Sorusunun cevabını birazdan tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla sizlere aktarıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Birinci basamaklamamız el baş amudu diye geçiyor sanırım. Ben de çok emin değilim, ne yapıyorum? Ellerimi koydum, kafamı yere koyuyorum. Burada amutta uzun süre kalabilmek için aslında yerden destek alıyor olacağım ve vücudumla oynuyorum. Şöyle sıkı, belim gidiyor, onu kontrol ediyorum. Tekrar içeriye alıyorum. Bu. Burada kalabildiğiniz kadar uzun süre nefes alarak bekleyebilirsiniz. İkinci basamaklama. Bu sefer başımı artık yere koymuyorum. Ne yapıyorum? Ellerimi açtım. Dirseklerden bir amut yapacağım. Bu, gözlerim şöyle ellerimin arasına bakıyor ve burada yavaşça bacağımı kaldırıyorum. Artık buna dirsek amudu mu dersiniz? Yoga'da başka bir ismi var. Onu mu dersiniz bilmiyorum ama burada uzun süre kalabilmek için yine hem bedenimi, hem mental olarak aklımı iyice eğitiyorum arkadaşlar. Ve tekrar indim. Üçüncü basamaklama. Amutta uzun süre kalabilmek için en büyük yardımcınız aslında duvar. Duvarımız. Sağlam bir duvar bulun arkadaşlar arkanıza ve şöyle alın duvarı arkanıza, tırmanarak amuda çıkıyorsunuz ve yaklaşabildiğin kadar yaklaşıyorsunuz. Zaten amudu yaptığınızı varsayıyorum. Amutta uzun süre kalabilmek istiyorsanız. Burada artık yine duvardan destek alarak bekliyorum. Şimdi arada ayaklarımla duvarın temasını keseceğim. Önce birini çektim. Kendimi iyi hissediyorsam diğerini. Baktım gidiyor, koydum. Böyle bacak değiştirebilirsin. Bekleyebilirsin. Geldik dördüncü basamaklamaya. Ne yaptık? Arkamızı döndük, amudu yaptık duvara doğru. Şimdi yüzümüzü duvara dönüyoruz. Sanki normal amut yapıyorsun. Duvara amudu yaptın. Ve artık burada ayrılıyorum. Sanki normal yerde durmaya çalışacağım. Ne oluyor? Kontrol kaybettiğim anda biliyorum ki duvar var arkamda. Bak kaldım. Gidiyorum hemen destek aldım tekrar. Baktım gidiyor destek aldım tekrar. Bu şekilde ne yapıyoruz? Oynuyoruz. Yani karnımızı sıkıyoruz, parmak uçlarımızı, omuzlara binen yükü kontrol ediyoruz. Ellerimiz, bileklerimiz güçleniyor. Bunlar baktık artık yerli yerinde ve mental olarak da zaten en alt kademeden en üst kademeye kadar amutta kalabilme süremiz için bolca pratik yaptık. O zaman ne oldu? Geldik. Beşinci basamaklama demeyeceğim. Amutta, boş bir alanda korkusuz, cesaretle durabilmeye geldi sıra. Ama bolca pratik ve tekrarın sonunda oldu bu tabii ki. Hemen kontrollü bir şekilde ellerimi yere koyup amuda kalkıyorum ve kalabildiğim kadar kalacağım. İndi, kalamadım. Olabilir arkadaşlar. Ne yapıyorum? Vazgeçmek yok, tekrar. Bakalım ne kadar kalacağız. Nefes alıp ver, kontrol et vücudu, oyna. Bak, sıkıyorum. Kalça sıkı, parmak uçları sıkı. Hakimiyeti kaybetmiyorum. Nefes alıp ver. Kontrolü kaybetme. Burada detaylar önemli ve gidiyor belim artık. Oh! İndim. İşte böyle. Bolca pratik, bolca tekrar. Amuttan eminseniz artık bu minik püf noktaları, ipuçlarını değerlendirerek gittikçe amutta kalma sürenizi arttırabilirsiniz.
Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin. Evet, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolardan hemen haberdar olmak isterseniz zil butonuna dokunun ve kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olun. Kendinize iyi bakın, sporla kalın.